Hepinize yeni videodan merhaba. Yine bir 24 saat challenge ile karşı karşıyayız. Bugün ne yapıyoruz abicim? 24 saat sığınakta geçiriyoruz. Aşırı zor bir challenge arkadaşlar. Tamamen kapalı ortam, ben ne yapacağım? Biz kazanacağız işte. Öyle bir şey yok tabi. Sen kendi o kadar hayalperest sanma. Kapalı alan da olsa, açık alan da olsa, çadır da olsa, araba da olsa kazanırız biliyorsunuz. Yani abicim kendine o kadar güvenme. Bu videoda challenge çok zor olduğu için ödülü arttırmamız gerekiyordu. Ödül tamı tamına 5000 TL. Sığınakta önden çıkıp kaçan kişi bu parayı kazanana verecek. Beni gösteriyor. Hayır. Bence bu. Öyle yaptım. Yanlış konuşma. Yanımıza tabii ki de olmazsa olmazımız, yastığımız, pikimiz, kamp sandalyemiz, matımızı aldık ve tabii ki yiyecek şeylerimizi de evden aldık. Arkadaşlar şunu detayını mutlaka vermek istiyorum. Sadece bir adet matımız var. Yani bir kişi uyuyabilir. Ya da bunu dönüşümlü yapacağız. Bu da bu challenge'ın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Bence bu zorluğu tabii ki Burak Bilir yapar, Pınar kaybeder diye düşünüyorum. Hayal dünyası çok geniş, ne diyebilirim ki? Hep beraber göreceğiz zaten. Hadi o zaman görmeye gidelim, ne diyorsun? Ben hazırım. Başlasın o zaman. Vallahi sığınak kombinimiz bizim bu şekilde. Bir son bir hava alalım mı? Ay kesinlikle bir hava alalım. Hadi alalım. Oh. Temiz hava, oksijen. Arkadaşlar buna çok ihtiyacımız olacak orada. Çünkü orada ne cam var ne bir havalandırma. Gerçekten aşırı zor bir gece geçireceğiz. Bu yüzden Pınar'la şöyle bir hava alalım. Son bir kez temiz havayı şöyle bir depolayalım dedik. Bu arada şunun da bilgisini vermek istiyorum arkadaşlar. Şu anda saat 7.30. Tam 7.30'da challenge'a başlamış oluyoruz. Bakalım ne kadar dayanacağız. Günün sonunda kazanan kim olacak hep beraber göreceğiz. Ben evimi aldım Pınar'cığım. Eğer sen de aldıysan artık sığınağımıza doğru geçebiliriz. Evet, şimdi sığınağa giriyoruz. Hazır mıyız? Çok korkuyorum. Hadi bakalım, ben de sizinle beraber ilk defa göreceğim. Hadi bakalım. Ay, bir dakika. Burada ışık. Şaka mıdır bu? Depo falan burası herhalde. Pınar, tuvalet var şu an. O kadar sevindim ki. Mutfak bile var. Yani mutfak dediğin tezgah, hani yemek yapılabilecek bir kıvamda değil ama. Tabii orası öyle. Ama daha çok temizlik malzemeleri ve çöp kutuları var. Hele şu tarafa bir bakar mısınız? Kağıt çöp kutuları. Ha, bu arada alan arkaya doğru da uzuyor. Hadi oraları gezelim. Gezelim ama önce elimizdekileri bırakalım. Çok ağır da bırakalım. Şimdi kurulacağımız uygun yeri bulduk. Buraya kurulabiliriz. Bence burası gayet güzel. Evet. Yastığımı da hiç bırakmam. Evet abi, sen de. İlk önce kamp sandalyelerimizi açıyoruz. Ben lacivert aldım. Sakın benim sandalyemi kapma. Evet. Arkadaşlar şimdi matımızı seriyoruz. Bakalım bunu nasıl, kim yatacak bunu da göreceğiz. Hepimiz yatacağız. İkimiz de sıra sıra. Onu bunu geçin de. Burası bayağı kötü kokuyor. Onu ben de fark ettim. Değil mi? Nefessiz kalmak yetmezmiş gibi. Bir de bir pis bir koku var burada. Hadi yastığını koyabilirsin artık buna. Şöyle koyayım da yere değmesin. Gayet güzel bir alan kurduk bence şu anda Pınar. Evet. Pikemizi de koyalım matımızın üstüne. Ooo, mata uygun getirmişsin pikeyi. Tabii. Gayet yaptı. Güzel bildiğin şey otel. Otel tabii. Bundan iyisi Şam'da kayısı. 5 yıldızlı otel işte, görüyorsunuz. Şaka maka, gelin biraz buraları inceleyelim, ne diyorsunuz? Çok merak ettim. Hadi gel. Hadi. Arkadaşlar inanamazsınız, burada böyle rengarenk sandalyeler var. Tam benim boyuma uygun, bakın gördüğünüz gibi. Pınar'la birazdan burada sandalye kapmaca oynayalım. Aa, gerçekten oynayalım. Biz boşuna getirmişiz. Gerçekten boşuna getirdik biz bunları. İnanamazsın, hayatta bu kadar rahat bir sandalye, abartma şeklinde. Gerçekten. Ama efsane rahat. Dersin ki bebek sandalyesi. Burada birileri koltuklarını koymuş buraya. Ve dekorasyon, bir raf falan var burada herhalde. Dolap falandı bunlar büyük ihtimal. Sargılı falan için muhtemelen daha kullanmamışlar onları. Peki ya, arkadaşlar bir şey soracağım. Bu çöpler nedir? Çöp kutuları. Yani hani çöp kutusu stoklamışlar sanırım. Bittikçe alıyorlar. Abi niye baktın çöp kutusuna? Bakmak istedim. Şu kısım çok hoşuma gitti arkadaşlar.
arkadaşlar. 3 adet tuvalet var. Hiç sıkıntı çekmeyeceğiz. Çok rahatız çünkü beni en çok zorlayan şeyler 24 saat videolarında kesinlikle lavabo ihtiyacı. Bunu karşılayamıyorduk çünkü ya arabada oluyorsun ya bir şey oluyorsun. Ama şu anda sığınakları ve tuvalet ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Elimizi yıkayabiliriz. Bu tarz zaten tuvalette de vardır. Oraya geçiyoruz. Süpürgemiz var. Aa! Sığınağı süpürdük biliyorsun sabah. Ay temizlik yaptık burada. Vakit geçti biliyorsun. Bir tanesi bir sandalye. Burada bir sandalye. Burada... Yine bir... Okullardaki çöp kutuları... Ay evet! İlkokulda biz bunlara çöp atardık. Aynen. Burada... Abi ütü masası. Getir gömleklerini ütüleyeyim. Başka da bir şey yok diyebiliriz arkadaşlar. Burası boş bir alan. Tabi evet, daha başka bir şey yok bence de. Kuş yarışı yapalım, ben bayılırım kuş. Aa yapalım. Ama geçersen beni. Ben yokum ama şu an. Tamam peki. Arkadaşlar neredeyse buradaki tam tamına 2 saatimiz oldu. Peki bilin bakalım ne eksik? Burada internet çekmiyor. Ben can sıkıntısından 2 saattir yemeklere bakıyorum. Bakın arkadaşlar, daha önceden yaptığım tabağı şu anda izliyorum. Acıktırdın beni. Tabii ki, ben şu anda çok açım. İnternetimiz yokken de ne yaptığımızdan hemen bahsedeyim aşkolar size. Telefonda boş boş eski fotoğraflarımıza bakıp bakıp durduk. İnanır mısınız? Şimdi artık ben acıktım, bir şeyler yememiz lazım. Yemek vakti, oley! Yes. İnşallah çok güzel yemekler getirmişsindir. Evet, getirdim galiba. Nasıl yani? Saat neredeyse 10 oldu ve biz akşam yemeğini şimdi yiyeceğiz. İnanır mısınız arkadaşlar, ben öğlen yediğimden beri hiçbir şey yemiyorum. İşte öğlen sanırım 12.30'da falan böyle yemiştim. He. Bayağı acıktım yani, kurt gibi açım diyebilirim. Arada bir kahve içtim, şimdi onu da söyleyeyim, o beni tutmuştu. Şimdi yemek... Ne bunlar? Çerezlik aldım, yemek ne? Almadım ki. Dalga mı geçiyorsun? E niye yemek yiyip gelmedi? Ben yeri sandım burada. Ay saçma mı, ben çerezlik aldım. Peki bir şey soracağım. Şu an ben gidip mesela bir abur cubur restoranından yemek alıp versem... Tabii tabii alabilirsin. Hayır hayır. Elenmiş sayılmayacağım. Olur mu? Sen öyle zannet. Bu kapıdan çıktığın an elendin. Yapın abi ya. Aldıklarını yemek zorundasın tatlım. Bak şimdi galeta aldım, çubuk kraker. Ha, bunu görmemiştim arkadaşlar. Allah'tan çubuk kraker var. Bayılırım. Tabii. Muhtemelen akşam bunu yiyemeyeceğiz. Artık bu tarz şeylerle iştahımızı kapatacağız. Mandalina. Aa süper. Ve bir tane daha galeta almışım. Çikolata falan da aldım. O yüzden tamam. İçin rahat olsun canım benim. Getirdi galeta bakalım. Bitmiş poşet. Evde bu kadar vardı. Ben bunu getirdim. Bu benim dişimin kavuğuna yeter. İçecek olarak ne içersin? Bunu mu içersin? Evet. Yoksa kahve mi? Bak kahve, seni düşünüp kahve bile alıyorum. Arkadaşlar uykumun açılmasına çok ihtiyacım var. Aslında daha uykum gelmedi ama bunu içersem hiç gelmez diyebilirim. Ben kahve içeyim. İç bence de iç. Çok mantıklı. Bunları aldı elimde. Ay evet hadi ver, yiyeceğim ben ya, hadi. Çok acıktım. Şunun sesi. Oh. Ay özledim bu galeteyi. Koşu yarışı yapacaktık. Bir yemek yiyelim, bir enerjimizi toplayalım, her şeyi yapacağız. Evet. Burada vakit başka türlü nasıl? 2 saati yani yemin ediyorum telefona bakarak geçirdim sadece. Harbiden ya. Daha da bakamam artık, bitti hepsine baktım. Ay arkadaşlar vakit geçsin diye az önce Pınar'la film rosuna kaydettiğim shorts videolarımız vardı. Oturduk onları izledik. A- telefon düşüyordu. Dedim misin? Yemin ediyorum. Kendi satın alamazsın. Hadi bana da ver. Hadi al, bitireceğim yoksa. Güzel güzel. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik, enerjimizi topladık. Pınar hala bir şeyler yiyip içiyor. Evden çıkarken canımız sıkılınca mutlaka şarkı açarız, dans ederiz diye düşündüğüm için hoparlör getirmişim. Şimdi Pınar'la enerjimizi topladık, dans edeceğiz. Abi hadi ya, bana koşu yarışı dedin, oturuyorsun. Pınar aşırı sıkıldım gerçekten ya. Tamam koşu yarışı yapalım, kendine geleceksin. Uğraşamam, çok uykum geldi. Ay hadi açılırsın açılırsın. Saat kaç oldu ki? 23.51. Of, zaman da bir geçmek bilmiyor ya. Bayağı birazdan geçeriz, o da kalk 12 olacak. O kadar
kadar sıcak ki piştim. Evet. Koşu mu yapalım yarış? Evet. Bu saatte. Bu saatte mi var abi? Evet, gün boyu buradayız. 24 saat buradayız. Sen diyorsun ki bu saat. O zaman hadi koşu yarışı yapalım. Hadi. Kaybet de bir. Bunda da anlarsın. Koşu yarışında kaybedersen anla ki sen sığınaklı 24 saat kalma challenge'ını da kaybedeceksin. Buradan bunu çıkartmanı sağlayamazsın. Öyle bir şey yok. Hadi görelim. Hadi. Arkadaşlar şu anda kamera duvarın bir ucunda. Şu gördüğünüz en karşı uca dokunup tekrardan buraya gelen ilk kişi kazanmış oluyor. Yani gidip geleceğiz. Bunu da görelim bakalım hangimiz yapıyor. Tabii. Hadi başlayalım. Hadi görelim. Ellerimizi duvara koyduk. Şu anda 3 deyince başlayacağız. 1, 2, 3. Bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Kendisi koşu ayakkabılarını giymiş. Benim giydiğime bakın. Hayır, koşu ayakkabısı olduğu için giymedim ki ben bunu. Normal spor ayakkabı. Ya bana ne, ben bunu kabul etmiyorum ya. Ağla bebeğim ağla. Sinir oldum. Arkadaşlar gece yarısı oldu. Ve o kadar yoruldum ki anlatamam size. O yüzden ben de matıma yattım böyle bu şekilde. Üzerime de pike attım. Abim de orada bir şeyler yapıyor. Ne yapıyor? Abi ne yapıyorsun? Yerdeki fransları sayıyorum. Ne? Şaka mı yapıyorsun? Karıştırma. Bu şaka falan herhalde. Hani yerdeki fransları da saymazsın. Ne yapayım? Çok sıkıldım ya. Arkadaşlar artık nefes alamıyorum. Gerçekten bezdim yani. Sen bence akli dengeni kaybettin ya. Artık. Gerçekten. Gel biraz vitamin vereyim, mandalina ye. Kendine gel. Çok kötü, biraz oturacağım ya. Otur hadi otur. Oy, Pınar Işkon bana mandalina soyuyor. Oy evet, al canım. Çok sağ ol. Oy biraz iyi gelir bu bana. Gerçekten iyi gelecek. Bu arada Pınar, bir saati göstersene. Yarısı. Artık 12'yi geçti. Bu saatte de yemek yediriyorsun bana. Yemek dediğin de mandalina. Meyve evet. Arkadaşlar şimdi tuvalete geldim. Bunu söylemem gerekiyor. Aklıma efsane bir fikir geldi. Birazdan Pınar'ı korkutacağım. Işıkları kapatacağım. Canavar, yaratık sesleri çıkartacağım. Umarım korkusundan topuklarına vura vura kaçar. Gerçekten şu anda tek temellim bu. Pınar'ın en korktuğu şeyler. Çünkü böyle yaratık sesleri falan. Böyle şeylerden çok korkuyor. Hadi hep beraber yapalım. Az önce uyandım. Şu an saat yaklaşık kaç? Bir bakalım. Bu arada abim de uyuyor. Saat 3:30 olmuş. Nöbetle şey yaptığımız için abim şimdi yattı. Ben de kamp sandalyesinde oturuyorum. Burada büyük ihtimal uyuyabilirim. Gerçekten başım çok ağrıyor. Zaten uykumdan da hiçbir şey anlamadım. Matın üstünde uyumaya çalışmak gerçekten bayağı zorlandım. Sırtlarım ağrıdı bayağı bir. Ve inanır mısınız burası bayağı soğumaya başladı. Ben de o yüzden tekrar sivetimi giydim. Sessiz. Uyuyorum buna. Tamam. Hem beni korkutuyor hem de bana dediği şeye bakar mısınız? Korkutup kaçırmaya çalıştım ama gördünüz ki yerimden bile kıpırdamadım. Beni buradan çıkartmak o kadar kolay değil. Ben 5000 TL'yi sokakta mı buldum? Verir miyim ona yem etmem? Alacağım söke söke parasını. O yüzden burada beklemeye ve sabretmeye devam aşklarım. O da uyumaya devam etsin. Arkadaşlar günaydın. Bir 15 dakika önce uyandım. Saat kaç bu arada bakalım hemen. Saat sabah 8:11.
Hatta yaklaşık bir 4-5 saat falan uyudum. Gayet güzel enerjimi de aldım. Ama bende şöyle bir problem var arkadaşlar. Gerçekten hem buranın o pis kokusu, havasızlığı, hem de ben artık o 4 duvar etrafında kalmaktan o kadar daraldım ki, normalde arkadaşlar ben evdeyken falan kesin ama kesin bir cam açarım, bir şey yaparım. Yani şu anda unuttum. Dışarısı nasıldı, hava nasıldı, çok kötüyüm. Yani daha Pınar ne kadar uyuyacak çok merak ediyorum. Artık daha dayanacak gücüm kalmadı diyebilirim çünkü nefes alamıyorum yani. Aşırı pis kokuyor ya. Ya bütün gece zaten o kokuyu aldım. Şu an Pınar'ın, örnek veriyorum, öğlen 12'ye kadar uyuduğunu düşünürsek ben daha 4 saat dayanamam burada. Çünkü uykum da yok yani, uykumu da aldım. 4 saat boyunca ben burada nasıl vakit geçireceğim? Işığı desen açamıyorum zaten, kapalı. Hiçbir şey yok. Allah'ım, delireceğim. Ya mantıklı bile konuşamıyorum şu anda. O kadar kötüyüm. Ne yapsak? 5000 TL'mden de olmak istemiyorum ama Pınar rahat öğlen 12'ye kadar uyuyor. Çünkü gece o benim kadar iyi uyuyamadı. Onun daha çok böyle boyunları, sırtları ağrımış. Uykularımızı değiştirirken konuştuk çünkü. İyi değilmiş yani o kadar. Gerçekten benim artık temiz bir hava almaya ihtiyacım var. Ya vallahi vereyim 5000 TL'yi, alsın gerçekten. Biz gidelim temiz hava içimize çekelim. Arkadaşlar az önce dışarıya çıktım, şöyle oksijeni içime çektim. Yemin ediyorum kendime geldim. O kadar iyi geldi ki. Ya açıkçası şunu söylemek istiyorum. Ben Pınar'ın dün yemek getirirken bilerek az getirdiğini düşünüyorum. Çünkü sadece çubuk kreker, galeta ve kahve getirmişti. Benim de açlığa hiç dayanamadığımı çok iyi biliyor ve ben gerçekten çok zorlandım. O azıcık yediğim şeyle bütün gecemi geçirmiş oldum ve şu anda gerçekten kurt gibi açım. O orada uyumaya devam etsin. Ben de şimdi evime gideceğim. Güzelce kahvaltımı yapacağım. Nasıl mutlu uyandım anlatamam. Başta yerimi çok yadırgamıştım. Sonra alıştım artık yerlerde yatmalara. Boyunlarım, sırtlarım tutulsa da uyandığımda abimi sığınakta görmemek beni o kadar mutlu etti ki. Her şeye değdi. Bütün ağrılarım geçti. Tabii 5000 lira kazandım. Bir zahmet mutlu ol. Evet. Tam da ben o konuya çıkacaktım. Hadi gönder. Belki unutursun ya. Dur bir şeyler daha konuşayım. Bu arada arkadaşlar ben saat 11 civarı gibi uyandım. Bir baktım etraf karanlık. Anlamadım ilk önce olmadığını. Bakınıyorum hiçbir yerde yok dedim. Bir daha mı korkutacak beni? Ne yapacak? Ay, o korkuyu bir kere daha yaşadıysan zaten şu anda mutlu oldum yani. Ay, evet, bir kalbim sızladı orada ama neyse ki baktım yok. Mutluluktan havaya uçtum. Yani benim korkutmam işe yaramadı. Resmen dayandın. Dayandım gerçekten. İnat ettim, bırakmadım. Fark ettim. İyi bari göndereyim. Unutacağın yok senin. Bu kadar güzel bir ödül unutacak değiliz. 5000 mi? Tabii 5000. Yolla. Hayır, sen bas o zaman. Geldi. Bildirimi kovalıyorsun resmen. Tabii, orada ya. O bildirimin güzelliği. Aşkalar, umarım izlerken çok keyif almışsınızdır. Bu tarz içerikleri daha çok görmek istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz çok mutlu oluruz. Eğer henüz abone değilseniz abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyoruz.